Gama güzeli doktor bir hocamızın evet. ağzından dinleyeceğiz. Arkadaşlar her şeyden önce kesinlikle lütfen kusuruma bakmayın. Böyle sivil bir halde geliyoruz. Bütün arkadaşlar takım elbiseyle ben buraya dinlemeye geldim. Hemen lütfen çıkıp 5-10 dakika konuşur musunuz? Lanetler bir hazırlığınız da yok. O yüzden kısa konuşacağım. Birkaç bildiğimiz şeyleri anlatacağım. Evet ben de bir Gama güzel distribütörüyüm. Yaklaşık 1,5 yıl olmuştur. 1,5-2 yıla yaklaştı belki. Nasıl başladı bizim maceramız? Ben Antalya Devlet Hastanesi'nde işte yıllarca çalıştım falan acil serviste. Ondan sonra 8 yıldır ben ozon tedavisiyle uğraşıyorum. Son 2 yıldır istifa ettik devletten ve sadece ozon tedavisi kliniğim var Antalya'da. Bu konuda da Türkiye'de ilk 10 doktor arasında gösteriyorum. Biz ozondan insanlara evet iyi ediyoruz falan ama bir gün Bülent Bey benim aynı zamanda hastamdı. Biraz sonra konuşma yapacak kendisi. Çıktı geldi kendisine alerjik astım nedeniyle ozon tedavisi yaparken belli ölçülerde kendisini iyi bir noktaya getirebiliyoruz ama tam olarak da istediğimiz noktaya getiremediğimizi görebiliyordum. Birkaç ay sonrasında Bülent Bey ortadan kaybolup sonra tekrar ortaya çıktı. Bir geldi ki şöyle dedi ki bana bir bak dedi. Baktım ki karşımda zaten daha genç durumlu. Saçları uzamış. Efendim böyle cildi güzelleşmiş. Hakikaten böyle daha sağlam yapılı bir insan var. Ne oldu sana? Dedi, bir değişiklikler var sende dedim. Yani bu önemli değil de dedi sen şeye bak dedi. Benim ciğerleri böyle dinler misin dedi. Bir türlü bu ciğerlerinde bizing dediğimiz ötme hissini tam olarak kaybedebildiğimiz insan artık tamamen kaybetmiş olarak gördüm. Ciğerlerini dinlediğimde hava giriş çıkışının çok rahat olduğunu gördüm. Şaşırdım. Bunu nasıl yaptın? Neyle yapıyorsun? Çünkü ilaçlar da kullanıyordu. Ve şu anda herhalde ilaç kullanmıyor değil mi? Bülent Bey, hiçbir ilaç kullanmıyorsunuz değil mi? Değişim antalya yok. Alerji haplarına gitmemiştim. Antisemitler ve alerjikler de kaldırmıştım. Tamam. Antisemitler, antialerjikler, bütün astım ilaçları hepsi gitti. Sadece değişim antalya ile alerjik astımını eskisinden olduğundan çok daha rahat bir şekilde bana gelip de para verip de ozon tedavisi de oluyor. O biraz şey oldu ama neyse. Sonra tabii ben bunu görünce bana da anlatınca ben de merak ettim, ben de kullanmaya başladım. Kullandıktan bir 15 gün sonra kadar eşim bana dedi ki sende değişiklikler var falan dedi. Ben çok dikkat etmemişim. Ne gibi falan dedim. Sen artık daha rahat uykuya dalıyorsun dedi. Evet dedim bak düşününce doğru. Artı stresin, gerginliğin azalmış durumda dedi. Evet doğru. O çok çabuk fark ederdi. Size gerginliği azalmış insanın işine. Onu da fark ettim. Evet doğru dedim. Ben de fark ediyorum bunu. Ve gün içerisinde de kendimi canlı ve enerjik hissetmeye başladım. Bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra. Bunlar bir 15-20 gün sonra düzenli kullandıktan 15-20 gün sonra ancak hissedilebilir şeyler. Genellikle 20. gün, 1. ay arasında dikkat ederseniz, geçmişe dönük bir yoklarsanız kendinizi bazı şeylerin toparlandığını, düzeldiğini görebilirsiniz. Ben bunu hissettim. Hissettikten sonra şimdi 1,5 yıldır bakın düzenli olarak bu sabah 3 tane birden attım yani. Pazarlar 3 tane atıyorum. Neden söyleyeyim? Bir alışkanlık oldu bende. Hafta içinde 2 tane atıyorum sabahları. Pazar günleri 3 tane atıyorum. Bugün 3 tane attım. Geldi ve kendimi gayet iyi hissediyorum. İyi uyudumdan mıdır nedir bilmiyorum. Fazla da şey yapmıyorum. Alamamaya gerek yok. Ama sonra tabii biz bunları ciddi sağlık etkileri olduğunu görebiliyoruz. Yani okuduğumuz şeylerden falan. Hastalar üzerinde kullanmaya başladık. Anlatılara binaen birkaç hasta üzerinde onları da ya bu iyi bir şeydir bunu bir kullanın falan diye ikna ettikten sonra bakıyoruz ki ciddi boyutta faydalar ortaya çıkmış. Bir defa alerji. Bakın çok ciddi boyutta çok insanı, şurada en az 20 tane insan vardır alerjiyle ilgili sıkıntısı olan. Alerjiyi de kullanın. Ben ozonla çözmeye çalışıyorum bu alerjiyi. Çözebiliyoruz da belli ölçüye kadar. Rejim anıtlarıyla desteklediğiniz zaman bizim yaptığımız işi o zaman çok güçlü bir etki alıyorsunuz. Gerçekten benim yaptığım, neden ben aslında arkasındayım bu rejim anıtlarını biliyor musunuz? Benim yaptığım işin neredeyse tamamını rejim antarı aynı zamanda tek başına yapabiliyor arkadaşlar. Anti enflamatuar etkilerinden tutun, anti alerjik etkilerinden tutun, antioksidan etkilerinden tutun, anti diyabetik etkilerinden tutun. Yani bir ilaç alıyorsunuz,
Baş ağrınız da kesiliyor. İşte diz ağrınız da geliyor. Uykunuz toparlıyor. Stresiniz azalıyor falan. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey varmış hakikaten. Ben de şaşırdım. Sevinen şunlara bakın çok inanmazdım. Yani faydaları olduğuna inanırdık. Çok karşı değildik ama hani çok direktmanlı bir hastalıkla ben onu da iyileşsin şeklinde bir şey düşünmüyordum. Fakat artık öyle bir ilaç var ki Japonya Sağlık Bakanlığı orada sana bir etiket eksik kalmış galiba orada. Japonya Sağlık Bakanlığı da eklerseniz sonradan oraya o da çok başarılı. Japonya'da filan ümitsiz vakaları, ümitsiz kanser vakaları özellikle böyle çok yüksek dozda yani bu günde 3 tane 4 tane değil günde 18, 20, 24 kapsülden bahsediyorum. 4 gram, 6 gram bir kapsülümüz 275 mg'dır. İşte 4 tanesi 1100 mg gibi geliyor. Yaklaşık 20-24 kapsül veriyorlar. Bakın ağır sebep hastalığı. Ağır kanser öyle bırakın gitsin yaşayamaz artık yapacak bir şey yok deneyen hastalığı. Bundan bazı Japon doktorlar bu düzeyde rejim altlarını kullanarak yüksek düzeyde. Şimdi tabii korunma amaçlı bizler günde sabah 2, akşam 2 her insan için yeterlidir. Hatta derler işte üzerinde de şey yazar sabah 1, akşam 1. Sabah 1, akşam 1 olabilir. İşte biz beten genç birisiyseniz sağlığınızda hiçbir problem yoksa fazla bir sıkıntınız yoksa korunma amaçlı bu güzel bir dozaj. Fakat birazcık ufak tefek sıkıntılarınız var, işte ne bileyim biraz yaşınız ileri, kendinizi biraz bir geri şöyle böyle hissediyorsunuz. 2-2, sabah 2, akşam 2 daha uygun bir dozaj, ideal bir dozaj. Ama bazı hastalıklara da bu yeterli geliyor ama daha ciddi hastalıklarda daha iyi toparlamalar için sabah 3, öğlen 3, akşam 3 gibi 8, 9, 10, 12'lere kadar rahatlıkla çıkılabilir. Hiçbir problem yok. Şimdi bazı doktorlar bunu evet beğenenler var, beğenmeyenler de var. Beğenmeyenler niye beğenmiyor? Niye beğenenler niye beğenmiyor? İşte bir sürü profesör var aslında arkadaşlar. Ben de bir katalog var, katalog haline getirmiş Bülent Bey çok sağ olun. İnternetten buldunuz galiba değil. Doktor görüşleri ama böyle işte Bülent Berkan da var, Soner Dilekken var, Ertan Dokuz var, birkaç tane daha meşhur isimler. Ama bunlar çok ciddi insanlar. Yani böyle hala üniversitelerde profesörlük yapan insanlar. Bu mantarın arkasında çok değerli yazıları var. Kanserle ilgili özellikle çok duruyorlar bu üzerine. Bağışıklık sisteminin geliştirmesiyle ilgili çok duruyorlar. Beğenmeyen doktorlar da işin açıkçası bunu yeterince araştırmamış. Ön yargılı, at gözlüğüyle dünyaya bakan, benim kitabımda yazmıyorsa böyle bir şey yoktur arkadaş diyen, uzun katı bakışlı doktorlar olduğunu düşünüyorum. Mesela bir kulak misafiri oldum. Anadolu Hastanesi'nin bir doktor arkadaşımız dedi ki işte hasta reishi mantarı kullanmış, beyin kanaması olmuş. Ya bunun işte böyle böyle bir şeyi var, kan sulandırıcı etkisi var. Niye bunu kullanmış filan birilerinden? Yani kullanabilir, kan sulandırıcı etkisi olabilir ama hasta aynı zamanda değişik kan sulandırıcı ilaçlardan da yoğun bir şekilde kullanıyormuş. Şimdi siz kalkar da hiçbir ayarlama yapmadan aşırı derecede kan sulandırıcı ilaçlar kullanan insanlara bunu da bol miktarda vermeye kalkarsanız evet istenmeyen derecelerde kan sulandırıcı etkisi ortaya çıkabilir. Tek başına kendisinin bunu yapıcı etkisi yok. Bazı birkaç ilaçlarla ondan sonra diyor ki efendim verişim antarı kullanmış ve beyin kanaması olmuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar hani basit bir yaklaşım, yanlış bir yaklaşım. Her şeyin bir ayarı mutlaka var. Kendim şahit olduğum vakalar var. Kanser üzerinde kanserli hastalarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Alerji hastalarına mutlaka tavsiye ediyorum. İşte karaciğer hastalarına mutlaka tavsiye ediyorum. Vücudunu detoks ettirmek isteyen, temizlemek isteyen insanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı direnç kazanmak isteyenlere, gün içerisinde kendini daha canlı hissetmek isteyenlere, uyku problemi yaşayanlara, stres azaltıcı etkisi nettir, kesindir. İçindeki organik germanyum denen madde yüzünden kandaki oksijen taşınmasını gerçekten arttırabilen dünyadaki çok nadir tek belki de ilaç, bitkisel ilaçların bir tanesidir. Şey yok, kimyasal ilaç yok kandaki oksijeni arttırırlar. Onu bir tek söyleyeyim, onda bir de ozon var. Ozon ve reishi mantarı kandaki oksijeni arttırırlar. İki yegane madde, öyle söyleyeyim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum ama çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çok önemli, eğer
kişi olduğunu düşündüğünüz bir iki soru varsa alabilirim. Buyurun. Tipi diyalette mükemmel. Kullansın. Onu tekrar sınavlandıracaksın. Yok mu? Evet. Birleşir de sınavlandıracaksın. Tersleri yine karşılaşmamak için güvenli noktalarda kalabilmek için günde 4 taksiri geçmeyecek şekilde sabah 2, akşam 2 olabilir. Sabah 1, akşam 1 olabilir. Hiçbir şekilde ters bilgiyle karşılaşmayacağın için. Yani daha yüksek dolularında karşılaşmak. Şeker hastasında şekeri düzenleyici etkisinden bakın bahsetmiştik. Şekeri düzenleyici etkisi çok değerli, çok önemli. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ben kan sulandırıcı ile ilgili bahsettim sadece. Aşırı derecede kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa bu mantığı üzerine eklemişsiniz. Çünkü kolesterol şeyini artırıyor. Kolesterol tansiyonu normal standart bir insan gibi hiçbir yükseğiz yok. Aynı sabah 2, akşam 2 kullanması yeterlidir. Uzun vadede tansiyonunda da rahatlatıcı etki alacaktır. Şimdi böyle yaparsak arkadaşlar çok özür diliyorum. Herhalde vaktimiz kalmayacak. Ben şöyle şeyleyeyim. Daha sonra ben aradayken isterseniz bazı şeyler sorun. Sanıyorum ara vermemiz gerekiyor. Değil mi? Ben geri uzattım. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kullanmış, sonuç almış 5 kişi çok acil sahneye alıyorum. İlk 5 kişi İspanya'ya gönderdim.